NBA'de bir diğer pazar keyfini daha geride bıraktık. Avrupalı basketbol severlerin favori gününde oynanan 7 maçı hatırlayacağız. Karl Anthony Towns son maçta 29 sayı ve 17 rebound kaydetmişti. Timberwolves Texas'a moralli geldi ancak üzgün ayrıldı. Dallas Mavericks 6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği maçta Wesley Matthews'un 19, Dirk Nowitzki'nin 17, Deron Williams'ın 13 sayı ve 10 asisti ile kazanarak bu sezon 13. galibiyetine ulaştı. Minnesota Timberwolves'u Georgie Dieng 21 sayıyla taşıdı ancak kazanan taraf Dallas oldu. Milwaukee Bucks Atlanta Hawks'a konuk oldu. Gözler yine Giannis Antetokounmpo'daydı. Yunan Yıldız 33 sayıyla takımını taşıdı ancak Hawks son çeyrekte bitirici darbeyi Mike Dunleavy JR'la vurdu. Cleveland Cavaliers'a takas edilen Kyle Korver'ın yerini dolduran tecrübeli skorer 5'te 4 üçlükte 20 sayı attı. Kent Bazemore 24 sayıyla bu sezon kendi adına en iyi maçlardan birini çıkardı ve Hawks sezon derecesini 23-17'ye taşıdı. Kristaps Porzingis'ten yoksun New York Knicks, Toronto Raptors deplasmanında kaybetti. Raps'i DeMar DeRozan 23 sayıyla taşıdı, Norman Powell 21, DeMar Carroll 20 sayı attı ve Kanada ekibi Carmelo Anthony'nin 18 sayıyla taşıdığı Knicks'i mağlup etti. Jonas Valanciunas'ın double-double gecesinde Raptors boyalı alandan 66 sayı çıkardı. Brooklyn Nets'i gören skora doyuyor. Sıradaki durak Houston'dı. Rockets 137 sayıyla skora doyduğu maçta James Harden'dan bu sezon 12. kez triple-double katkısı aldı. Eric Gordon'ın 24 sayı attığı gecede Trevor Ariza da 23 sayıyla göz doldurdu. Rockets zirve takibini sürdürüyor. Triple-double demişken Russell Westbrook bu sezon bunu 20. kez yaptı ve Oklahoma City Thunder'da Sacramento Kings'i dize getirdi. Büyük çekişmeye sahne olan maçta Russ 36 sayı 11 rebound ve 10 asistle coştu. Enes Kanter onu 29 sayı ve 12 reboundlık double-double ile takip etti ve Thunder, DeMarcus Cousins'in 31 sayıyla taşıdığı Sacramento Kings'e fırsat vermedi. Hızlı hücumlardan 25 sayı çıkaran OKC maça noktayı da hızlı bir hücumla koydu. Martin Luther King gününü kutluyor Memphis Grizzlies ve rakip Chicago Bulls. Basketbol severler burada da kıran kırana bir maç izledi ve kazananı son saniyeler tayin etti. Doug McDermott'ın 31 sayıyla kariyerinin en iyi maçlarından birini çıkardığı gecede Jimmy Butler 16 sayı attı ve Bulls Memphis'te kazandı. Gecenin kapanışı Staples Center'daydı. Detroit Pistons ile Los Angeles Lakers'ta başa baş bir maç oynadı. 23'er sayı atan Tobias Harris ve Marcus Morris Detroit'e Kasım 2008'den bu yana Staples Center'daki ilk galibiyeti getirirken Andre Drummond da 15 sayı ve 17 rebound ile double-double zincirine bir halka daha ekledi. Lou Williams'ın 24, D'Angelo Russell'ın 20 sayısı Lakers'ı kurtarmaya yetmedi. Bu gecelik bu kadar. Hoşçakalın.